Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz, İsmail Anet'te bir İsmail Ağa Fıkıh Saati programında daha birlikteyiz. İsmail Ağa Fıkıh heyeti üyesi Fatih Kalender hocamızla birlikteyiz. Sizlerin internetten bize göndermiş olduğunuz suallerinizi ve İsmail Ağa Fetva hattına sorulan sualler içerisinde en çok sorulanları burada hocamızla sormaya devam ediyoruz. Sizler de suallerinizi İsmail Anet'e gönderebilirsiniz. Hocam birinci sorumuzdan başlıyorum inşallah. Buyurun. Gemi seyahatlerinde kıble tayini nasıl olmalıdır? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabi aslında soruyu bir tavsiye etmemiz gerekir. E, gemi seyahatlerinde veya deniz yolculuğunda kıbleyi nasıl tayin etmemiz bu pusula ve ser gibi durumlarla veyahut da bu konudan haberdar olan kişilerin yardımıyla mümkündür. Ama soru aslında bu minvalde değil de deniz yolculuğunda namaz kılarken kıbleye yönelme şart mıdır, değil midir? Aslında fıkhi olarak bakılması gereken e, ki Allahu alem bu soruyu sormak isteyen kardeşimizin de e, asıl gayesi budur. Aksi takdirde kıble nasıl tayin edilir e, bu mesele fıkhi bir mesele değil e, bu mesele bu konulardan haberdar olan kimsenin yönlerini tespit etmek suretiyle yapabileceği bir durumdur. E, kıble tayini veya da kıbleye yönelme istikbal kıble diye tanımlanan e, namazın olmazsa olmaz olan ön şartlarından bir tanesidir. E, bu sebepten dolayı bir insan keyfi olarak herhangi bir mazeret ve gerekçesi olmaksızın e, namaz kılacağı esnada kıble tarafının haricinde yönelmesi namazın sahih olmasını engeldir. Sadece bazı durumlar vardır ki bu durumlarda müsamaha davranılır. Yani kişinin kıble tarafının gayrısına dönmesine müsaade edilir. Örneğin felçli olan bir kimse, ya da e, onu kıbleye çevirecek bir başkasının bulunmaması ya da kıble tarafına dönmesi durumunda kendisine ciddi anlamda bir meşakkatin gelmesi. Kitaplarımızda işte yırtıcı hayvan korkusu, düşman korkusu vesaire vesaire. Bu gibi bir nedeni varsa, ciddi anlamda dinin kabul ettiği bir mazereti varsa böylesi bir durumda bir kişi gerek farz namaz kılsın, gerek nafile namaz kılsın, e, yönelebileceği tarafa doğru yönelir ve namazını o şekilde ifa edebilir. Bir ikinci e, mazeret veya da gerekçe diyelim, nafile namazlarda eğer kişi şehir dışında seyir halindeyse, yani binek üzerindeyse, bu insanda bineğinin üzerinde namazı imayla, ne tarafa gidiyorsa o tarafa doğru kılmasına kitaplarımızda müsaade edildiğine dair ifadeler vardır. Ama dediğimiz gibi nafile namaz olmalı, ee, binek üzerinde ima ile kılınan namaz olmalı, bir de şehir dışında olma. Sefer olma meselesi şart değildir. Yeter ki şehir dışında olsun, çok fazla Amerikesir ile iştigal etmiş olmasın. Peki gelelim sualimize. Deniz yolculuğunda da kıbleye yönelme mecburiyeti var mıdır yok mudur? Bu noktada Hanefi kitaplarının en temeli niteliğinde olan İmam Muhammed Rahimullah'ın kitab Asıl isimli eserinde e, ravi olan El Cüvecani Rahimullah bu suali İmam Muhammed'e tevdi ettiğinde İmam Muhammed Rahimullah diyor ki gerek nafile namaz olsun gerek farz namaz olsun e, seyir esnasında hatta gemi duruyor olsun veyahut da seyir halinde olsun e, her halükarda kişinin kıbleye yönelmesi şarttır. Aksi takdirde bu kimse istikbal kıble farzını yerine getirmemiş olacağı için namazı sahih olmaz deniyor. E, yine e, kitaplarımızın ifadesi doğrultusunda eğer seyir halindeki gemi veyahut da duran gemi hareket halinde ise yani siz namazı durduğunuzda kıbleyi tayin ettiniz ve tespit ettiniz. O yöne doğru kıldınız. Ama bu esnada gemi sağa sola seyrettiğinden dolayı sizin ciyetiniz değişiyorsa böylesi bir durumda da ameli kesirde bulunmadan kişi yine kıble tarafına doğru namazı namaz içindeyken yönelmesinin gerekliliğinden bahsedilir. Bu aslında günümüzde daha basittir. Çünkü özellikle deniz yolculuğunda geminin seyredeceği rota bellidir. Ve bu rota doğrultusunda hatta işte bununla alakalı olan işte İdo ve Ser gibi kurumlarda mescitlerde kıblenin tayini noktasında yani falan istikamete giderken kıble şu taraf, filan istikamete giderken kıble bu taraf hatta falan saatte şu taraf şeklinde namaz kılınacak olan mescitlerde bilgilendirmede asılmıştır. Kıble pusulası koydular hocam. Şimdi yeni gördüm. O da güzel. Pusula duruyor içeride böyle gemi hareket ettikçe şeyi gösteriyor, yönü gösteriyor. Devamlı kıble Bu da evet. çok güzeldir. Ben onu müşahede etmemiştim. Demek ki yeni konulmuş. Daha yeni bu hafta gördüm. Dolayısıyla bu imkan elhamdülillah günümüzde daha fazlasıyla vardır. Dolayısıyla namaza kılacağımız zaman neredeysek ona göre o kıble pusulası da varsa eğer oraya doğru yönelir ve seyir halinde olası bir durumda gemi rotadan çıkıp da e, seyrini değiştirecek olursa yani kıblesini değiştirecek olursa da siz de bu şekilde bir şekilde onu takip ettiğinizden dolayı namaz içinde o tarafa dönersiniz ve namazınızı bu şekilde kılarsınız. Yani ez ezcümde meseleyi toparlamamız gerekirse e, karada olan bir kimse nasıl ki kıbleye yönelmesi şart ise denizde seyir halinde olan veya denizde duran bir kimse gemi üzerinde de kıbleye yönelmesi şarttır. Namaz içindeki manevralar ile de kıble tarafını her daim tutturması, devam ettirmesi de gerekecektir. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer bir sorumuza geçiyoruz. Müslüman olmayan yakın akrabaya karşı sılay rahim yapmak zorunda mıyız? İlk rahim akrabalık bağlarını gözetmek, onların hal ve hatırlarını sormak, arada bir kopukluğa vesile olmamaktır. Dinimiz bu noktada ciddi anlamda önem atfetmiş. Hatta bununla alakalı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan birçok hadis-i şerifte rivayet edilmiştir ki İmam Buhar rahimullah kitabında bu konuya dair müstakil bir bab bile açmıştır yani sıla rahimle alakalı orada birçok hadis-i şerifler vardır e, bunun faziletine dair. Hatta işte e, her perşembeyi cumaya bağlayan gecede Adem olduğunun amellerinin Allah'a arz edilmesi ama sıla rahim yapmayan, akrabalık bağlarını kopartan kimsenin ise amellerinin kabul edilmeyeceği. Yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte duasının kabul edilmeyeceği keza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen bir sahabe ya, Rab, ya Resulallah bana bir amel söyle ki veya ne yapayım de cenneti hak edeyim, cenneti kazanayım dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'a şirk koşmama, namazı kılma, zekatını verme bir de akrabalık bağlarını gözetme şeklinde ona tavsiyede bulunması. Keza akrabalık bağlarını gözeten, koparmayan bir kimseyi Allah-u Azimüşşan'ın o kişinin ömrüne bereket vereceği, e, akrabalık bağlarını kopartan bir kimsenin ise e, o kişinin işte e, yani Allahu Azi ona bazı e, yaptırımlarda bulunacağı şeklinde birçok ifadelere yer verilmiştir. Dolayısıyla bir Müslüman için Elbette yakın akrabaları gözetmesi, kollaması hatta bir insan e, sadaka verecek olsa bile yakın akrabasına, muhtaç olan akrabasına bu sadakayı vermesi. Zekatını verecekse zekatı düşen kimse, Tabii her akrabaya zekat düşmez e, ama zekatı düşebilecek örneğin kardeşi gibi, yeğeni gibi, halası gibi, teyzesi gibi, dayısı gibi, amcası gibi yani alt ve üst soyunun haricindeki e, akrabaları, yakınları gibi muhtaçsa bunları öncelik vermesi, bunları öncelikle gözetmesi e, lazım olan ve sevabının da daha fazla olacağı vurgulanmıştır. Peki soruda ifade edildiği üzere bu akrabasının e, aynı değerlere sahip olmaması ya da Müslüman olmaması, e, Sıla-i Rahim noktasında bir farklılık e, ortaya koyar mı? Bu konuda yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi doğrultusunda kafir olan akrabasına dahi sıla Rahim noktasında e, bu konudaki hukuka riayet edilmesinin gerekliliği yani sıla Rahim'de kişinin Müslüman veya gayrimüslim ayrımının olmadığı tabii e, o kişiden size bir zararın gelmemesi durumunda ki Kur'an-ı Kerim ayeti de vardır bununla alakalı. Yani eğer onlar size dinlerinizden dolayı saldırmıyorlarsa, memleketlerinizden sizi çıkarmıyorlarsa onlarla iyi muamelatta bulunmanızı Allah yasak etmemiştir. Ayet-i Kerimesi de buna delil olarak e, verilmiş. Artı bir de burada şunu da söylemek gerekir. E, Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala Hazretleri e, ku enfusekum ve ehliküm nara buyurarak yani hem kendinizi hem de ailenizi cehennem ateşinden muhafaza edin diyerek aslında burada bir nevi tebliğ metodu. Yani nasıl ki kendiniz için istediğiniz ahiretteki kazanımınız için ne yapmanız gerekiyorsa bunların aynısını yakın akrabalarınıza tavsiye etmeniz onların da yanlış yolda var ise onların doğru yola gelmesi noktasında gayret sarf etmeniz. Yani nasıl olsa aynı inancı paylaşmayıp deyip de onlar da tamamil irtibatı koparma yerine gidip gelmeler, halatır sormalar ve her fırsatta da emri bir maruf yapmak usulüne uygun bir şekilde lisanı münasip ile onları nefretleştirmeden, tamamıyla kaçırmadan ki hadis-i şerifte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. Merla ra'a minkum münkeren fel Hadis-i şerifinde. Yani kim ki bir münkeri, bir yanlışı, bir çirkini görürse imkanı nispetince eliyle düzeltsin ona imkanı yoksa diliyle ki en son merhalede kalbiyle buğz etmesi. Aslında bu da bir nevi yakın akrabasının bir yanlışını gören bir kimse ee, ki arada bir irtibat da vardır, bir akrabalık bağlantısı da vardır. Bunu da koparmaksızın giderek onların doğru yola gelmesine vesile olmakta fayda var, çalışmakta fayda var. Dolayısıyla Müslüm veya gayrimüslim bu noktada ayırt edilmiyor. Her halükarda sılah rahim Müslüman için olması gereken vazifelerden bir tanesidir ki Rabbim bu konuda da cümlemize insaf nasip etsin. Yani maalesef e, özellikle günümüzde iletişimin hızlandığı şu çağda sılahi rahim noktasında daha fazla kopuklar yaşayabiliyoruz. E, uzun zaman Geçmesine rağmen akrabalarımızı sormayıp onların hal ve hatırlarından haberdar olmayabiliyoruz. Ve bunu da çok rahat bir şekilde işte dünya meşakkati diyerek, maişet sıkıntısı diyerek bir takım ifadelerle kendimizi rahatlatmaya çalışıyoruz. Ama aslında bu doğru bir şey değildir. Dualarımızın kabulüne varıncaya kadar birçok etkisinin olduğunu da bilmemizde fayda vardır. Rabbim cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin inşallah bu konuda. Amin hocam Allah razı olsun. Amin. Şimdi kaza namazı ile ilgili bir sorumuz var. Diyor ki ard arda kaza namazı kılarken hepsine ayrı ayrı kamet getirmek zorunda mıyız? Şimdi zorunda mıyız ifadesini eğer farz veya vacip olarak algılayacak olursak elbette böyle bir farz böyle bir vacibiyet yoktur. Çünkü ezan ve kamet e, sünnettir. Gerek namaz eda namazı olsun gerek kaza namazı olsun ancak şunu ifade edebilelim, yani soruyu biraz daha tahsiye edelim. Kaza namazını birden fazla kaza namazı kılacak olursak her bir namaz için ezan ve kamet getirmemiz sünnet midir? Yoksa sadece ilki için ezan ve kamet getirmemiz bu sünneti yerine getirmek için yeterli olur mu olmaz mı? Bu noktada kitaplarımız diyor ki kişi örneğin bir günlük kaza namazı kılacak olursa peş peşe kılacak olursa bir ezan okur ve daha sonradan kılacağın namaz hangi namaz ise farz namaz ise onun için kamet getirir. Bundan sonraki kılacağı kazalar için sadece kamet getirmesi yeterli olur sünnetin ihyası için. Bir daha ezan okunmasına gerek yoktur. Bu dediğimiz gibi sünneti ifade edebilme adına yoksa farziyet yani aksi takdirde kaza namazı olmaz, bu namaz sahih olmaz şeklinde algılarsak bu yanlış olur. Ama sünneti icra edebilme adına her bir farz için müstakil kamet getirilmesinin sünnet olduğu kitaplarımıza yer verilmiş. Sadece ezan noktasında tek bir ezanın yeterli geleceği ifade edilmiştir. Peki hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bir soru daha var. Bir kardeşimiz şöyle sormuş. Eşim dindar olmakla beraber çok sinirli bir insan. Kızdığında bana kitapsız, yavur, yahudi gibi ifadeler kullanıyor bu ifadeler nikahımıza zarar verir mi diye sormuştu. Tabii e, özellikle eşler arasında e, saygı öncelikli olması gereken bir durumdur. Çünkü ailevi saadetin devamı tarafların birbirine karşı saygısını yitirmemesine bağlı e, ki saygının devamı da sevgiyi doğurur. E, saygı bittiği zaman belli bir zaman sonra sevgi de biter. Sevginin olmadığı bir yuvada belli bir zaman sonra Allah muhafaza dağılıp gider. Rabbim bu hale düşmekten e, ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Amin. Gelelim e, bu meselenin fıkhi değerlendirilmesi. Yani gerçekten bir e, koca hanımına veya bir kadın kocasına ki anladığımız kadarıyla genelde bu ifadeleri erkekler hanımına kullanıyor evet. maalesef. Böylesi bir durumda nikah zedelenir mi, zedelenmez mi? Ee, kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda e, cezai müeydilerle alakalı, yani devlet hukukuyla alakalı hudut bahisleri vardır, hat bahisleri vardır. Bunların bir bölümünde de tazirden bahsedilir. Tazir, e, belli e, devlet otoritesinin e, hakkında kat'i hüküm olmayan bir... E, bir suçta, bir cerimede vereceği cezadır. Yani devletin inisiyatifine bırakılmış, kadının inisiyatifine bırakılmış belli kurallar çerçevesinde verilen cezaya tazir ismi veriliyor. Bu konular irdelenirken bir kişinin bir başka kişiye bahsettiğiniz gibi işte gavur demesi, Yahudi demesi, Hristiyan demesi tazili gerektirir mi? Deniyor ki evet de gerektirir. Çünkü bu ifadeyi kullanmakla karşı tarafa eziyet etmiştir. Hatta vatta mecmun enhurda görmüştüm. Kişi gerçekten Yahudi olan birine bu ifadeyi kullanacak olsa bile eğer o Yahudi bu ifadeden arlanıyorsa güceniyorsa bundan dolayı dahi o kişiye tazir cezası uygulanır deniyor. Yani vakada böyle olduğu halde. Ee, peki bir Müslümana bunu kullanması durumunda tazir uygulanır. Bu kişi kafir olur mu? Deniyor ki eğer bu kişi bu ifadeyi kullanmada gayesi gerçekten karşı tarafın küfrüne hükmetmek değil de ona seb etmek, onu aşağılamak, hakaret etmek, tahkir etmek ki aslında sualde de bunu anlayabiliyoruz. Bu gaye ile bunu söylüyorsa bu insan küfre girmez. Küfre girmez ama tabii ki büyük bir günah işlemiştir. Hoş olmayan bir şey yapmıştır. Dediğimiz anlamda taziri de fıkhen hak etmiş olur. Peki e, küfre girmeyeceği için nikahına zarar verilme Elbette nikahına da zarar vermeyecek. nikana e, nikahına da bir halal getirmeyecektir. Ama dediğimiz gibi nikahına zarar vermemesi bu kimseyi kafir etmemesinden kaynaklı. Ama tabi bu ailevin, ailenin temeli olan e, saygıya zarar verir, sevgiye zarar verir. Şu an itibariyle bu nikah bozulmasa da ileriye dönük bu nikahın bozulmasına ciddi anlamda bir etken olur. Ama kişi bu ifadeyi kullanırken karşı tarafın inancına kullanarak yani inancı olarak onu kafir olarak adedecek olursa Allah muhafaza bu durumda o küfür ikisinden birine kesin döneceği için Müslümana böyle bir hitapta bulunmak kişiyi küfre sokar, kişiyi kafir eder. Ee, eğer kişi dinden çıkacak olursa da bu durumda nikah da otomatikman nihayete erer. Bu kişi tekrardan tövbe edip imana girmedikçe ve nikahını da yenilemedikçe böyle bir insanla birlikteliği de elbette caiz olmayacaktır. Ama tabii sualden anladığımız genelde insanların bu konudaki bu gibi ifadeleri ağız alışkanlığı, karşı tarafa hakaret etmek, onu yermek Yoksa onun dinine küfretmek anlamı değildir. O yüzden biz küfür noktasında kafir olduğu şeklinde bir ifade kullanmamız doğru olmaz. Ama insanları bu gibi ameliyelerden kaçındırmamız için de bu konuda ciddi anlamda vazı nasihatta bulunmadı. Bunun yanlış olduğunu, her şeyden önce karşı tarafa karşı saygıya halal getireceğini bir şekilde ifade etmemizde fayda vardır. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir İsmail Afkı e saati programının daha sonuna geldik. Verdiği sorular güzel cevaplardan dolayı Fatih Kalender hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz.